Hayırdır Hacı babam, niye gülüyorsun? Hayırdır? Bir şey yok. Hayır, ne yaptım söyle. Hayır, bir şey yapmana gerek yok. Ben kendi kendimi eğlendiriyorum, öyle gülüyorum. Hayır, baktım meyveleri götürüyorum. Buraya sen işte burada havuç mavuç, daha evet. Ucuz şey o ananaslar mananaslar. Hayır efendim, hayır efendim. Şimdi ucuzundan koymuşsun. Şimdi, bir de az şimdi bazı şeylerin meyve mi yoksa sebze mi bunları ayırt etmek zordur. Domates meyve midir sebze midir? Hacı baba bak bu konuyu böyle çevirme. Patlıcan evde meyve... çocuklar meyve bekliyorlar. Ben o yüzden gelmiştim buraya. O koskoca büyük tabak nerede? Hıyar götür. Hıyar götüremem. Niye? Gayet lezzetli. Hıyarlıdır efendim. Hıyaridir tabii. Gayet hayrı boldur. Domates evet. Gerçekten meyve midir? Meyve midir, sebze midir? Bir türlü karar veremiyoruz yani. Sebzedir ama sebzeleri. Hayır. Yani. Meyvedir domates. Ne alakası var? Tabii canım. Ağaçta yani... Yavrucuğum. Sebze ne demek? Sebz, Farsça yeşil demek. Ha. Yeşilliğin adına sebze diyor. Ha. Domates bir meyvedir. Patlıcan bir meyvedir. Yok artık ya. Değil midir? Armut meyve de patlıcan değil mi? Baklagil olabilir mi? Baklagil, patlıcanla baklagilin arası... Hayır, onlar ne yani? Sebze, meyve... Bu programı ne zaman terk etmeme izin veriyorsunuz benim? Peki. Tahammül edeceksiniz. Beni doyurmadan buradan gönderemezsin. Seni doyuracağım. Tencerenin çünkü... içinde ne var onu da çok ayrıyetten merak ediyorum. Tencerenin içinde hiçbir onu şey. Onu program sonunda bakacağım. Hayır, hiçbir şey yok içinde. Niye koydun bunu buraya? Bir sual sormak için. Bak bakalım Latince bir şey yazıyor mu? Refik Halit Karay. İhtiram duruşunda bulunuyor. İhtiram duruşunda bulunuruz. Vay 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 vay. Allah taksiratını affetsin. Şimdi sual şu. Refik Halit Karay'la bütün bunların alakası ne? Yani bu havuç, hıyar, efendim bu tencere filan ne? Bu nedir? Bana söyler misin? Bu ne? Kapak. Bu. Tencerenin kapağı. Hayır. Bunun adı tabak. Allah Allah. Ya var. Ya abi beni alın beni. Telefon. Ya. Hiç güleceğim yok. Bak. Bunu Türkiye'de evet. Kime sorarsan sor bu evet. Nedir diye ona diyecek ki kapak. Tencerenin kapağı diyecek. Ama bunun asıl adı tabak. Tabak. Neden? Bu konuda mutabık mıyız? Yani onun kapak olduğuna mutabık değiliz. Ama mutabık. Mutabık. Uyum sağladık mı? Örtüştü mü görüşlerimiz? Evet, mutabık kaldı. Mutabakat yapıldı mı? Evet. Görüşler karşılıklı, görüşler örtüştü mü? Evet, çok anladın doğru. Değil mi? Evet. Heh. Şimdi bunun adı tabak. Çünkü tencerenin üzerine ne yapıyor? Mutabık oluyor. İntibak ediyor, mutabık oluyor. Neden? Tam uyum sağlaması lazım ki aş iyi pişsin içinde. Buradan hava dışarı fışkırmasın. Tam löp diye oturması lazım. Şimdi bak, bu tabii bizim geleneksel, bizim bakır tencerelerimizin ahir zaman taklidi. Bu madeni bunun alüminyum, bu bakır değil. Ama aslında bakır. Bu bizim bakır tencerelerimiz taklit edilerek, hatırlıyor musun taklit? Taklit edilerek yapılmış bir şey. Burada bir şey dikkatini çekmesi lazım. Bildiğimiz standart tencere kapağı, kulpundan biraz farklı bunun kulpu. Evet, niye öyle? Niye öyle? Standart tencere kapağı kulpu nasıl oluyor? Böyle yuvarlak bir şey oluyor mu? O yuvarlak olur, bir nokta olur. Böyle efendim şey neyse olur. Ne, böyle bir ama bu böyle değildir. Değil, tamam. Niye öyle? Çünkü bunun bir sebebi var. Şimdi, geleneğimizde bizim bugün çağdaş tırnak içinde, entelektüel söylemler içinde minimalizm denilen en aza indirgeme, eyvallah. Fazlası gereksizi bırakma. Feng Shui de var. Öyle mi? Var mı o? Feng Shui. Ben o kadar iyi bilmiyorum Feng Shui'yi de. Fazlalıklarını attığın zaman en az yeterli olan ve gerekli olan. Gerekli ve yeterli. Mesele bu. Ana prensip bu. Bizim medeniyetimizin özünde bu yatar. Gerekli olanın yeterli miktarda kullanımı. Çok güzel. Müthiş. Tabii. Çok doğru. Tabii. Ya. Gerekli olan, hayatı sürdürebilmek için veya herhangi bir veya işi ihtiyacın olan. Ya, gerek olan, şey. İhtiyaç gerek bu.
Bunu yeterli miktarda fazlasını ya. Kullanmayacaksın. Lüzumsuz işler yapmayacaksın. Ama bugünkü ekonominin işleyişi, toplum hayatının yapısı ve genel yayılan yaklaşım tam tersi. Ne kadar çok. Oo, evlerimize bir bak, ne kadar gereksiz şeylerle dolu. Ve biz bunları aptal mıyız alıyoruz? Yo. Biz bunların gerekli olduğuna inandırılmışız. Şimdi bizim medeniyetimiz gerekli olanı yeterli miktarda kullanır. Tencerenin kapağı da, yani tabak. Aa, aynı zamanda tabak olur deme sakın. Aynen öyle. Böyle yapılmıştır. Çünkü bunu ters çevirdiğin zaman... Al sana. Durur mu? Durur vallahi. Tabak oldu mu? Oldu. Oldu. Bunun içine herhangi bir şey koyup yiyebilir misin? Yersin. Gayet rahatlıkla yersin. Bunun için hatırlıyor musun kavramları, kelimeleri konuşurken zaman içinde anlam değişikliği anlam oluyor. Anlam, evet. Ha, tencerenin kapağını ifade eden bu kelime ya zaman geçtikçe yemeğin içine konduğu şey anlamına geliyor. Onun için biz tabaka tabak diyoruz. Halbuki tabak tencerenin kapağı demek. Öyle bir minimalist, öyle bir tasarım. Bak bu bir tasarım harikasıdır. Müthişsin ya. Bunu, ben değilim ya, bunu yapanlar o. Bunu tasarım akademilerinde okutmak lazım. Güzel Sanatlar Fakültelerinin tasarım bölümlerinde bunu okutmak lazım. Bu hiper, güzel, ileri, en üst seviyede bir tasarım örneğidir. Evet. Bunu böyle yapmak. Çünkü ne yapıyor? Ayrıca bilmem kaç tane tabak. Orta tabak, büyük tabak, çorba tabağı, bilmem ne tabağı. Bırak. Bırak bunları ya, hakikaten ya, bu ne ayıp bir şey ya, bu nasıl bir görgüsüzlüktür ya, bu korkunç bir şeydir ya. İsraf. İsrafın önde gideni. Burada yemeği pişiriyor. Pişen yemeğin, yemek piştiğine kanaat getirdikten sonra tadına bakıyor falan. Sonra alıyor bunu, çeviriyor böyle. Dur benim sandığımda var mı acaba? Şimşir kaşığını çıkartıyor. Ha, şimşir kaşık sandığıma koymamışım. Şimşir kaşığını alıyor bunu, bunun içine koyuyor. Bunun içinden yiyor. Ayrıca bir yemek tabağı dediğimiz şeye ayrıca ihtiyacı yok. Bu bir bütün oluşturuyor. Mutabık kalıyor. Mutabık kalmış bir şey bu. Ondan sonra bunu yıkıyor, bitti. Zaten herkes tencerede büyük olunca kapağı da büyük oluyor. Ya ortadan yiyor insanlar. Hep ortadan yemek yemek çok önemli bir şeydir. İlkel gibi gözüküyor. Öyle anlatıyorlar bize. Tam tersidir. Bunu biz nasıl... Ya ama ben inandım ya. Bu tabak mevzundan ben yani şoktayım. Şu ha? Şu müthiş bir şey değil mi? Böyle bir şey olamaz. Yani. Olamaz. Bu böyle muazzam bir şey. Bu bizim gıda kültürümüzün. Düşün bir tek tencere yahut da aslında bir tane bile yeter. Büyük tencerenin içinde az da yaparsın, çok da yaparsın. Ayrıca bir büyük tencere, bir orta tencere, bir küçük tencere, bir o mini mini tencere, bir kişilik tencere, beş kişilik tencereye gerek yok. Sadece düğün, bayram için veya işte iftar yemeği için, sahur yemeği için bir tane, 20 tane misafirin olacaksa büyük bir tenceren olur. Bir de orta boy bir tenceren olur. Evine gelen insanlar oradan yer. Yemek konusunda dünyada hiç kuşku yok. Dünyada bilmiyorum, 60 olmayayım yani şimdi böyle söyleyeyim ama Türkiye'de en çok satan kitapların başında yemek kitapları geliyor. Her dakika tabii canım kitap fuarlarında en çok satılır. Zannediyor musun ki ciddi kitap satılır? Yemek kitapları en çok satılıyor. Bir de bu rüya tabiri denilen o şaklabandıklar satılıyor. Şimdi yemek kitaplarını, yemek programları. Allah Allah ya, internette bilmem ne. Yer yerine sığmıyor. Ulan ne oluyor ya? Alt tarafı karnını doyuracaksın değil mi? Gıda alacaksın. Hayır, onu ille de bir cılkını çıkartmak gerekiyor. Bu aslında ilginç bir şeydir. Şimdi onu bir tarafa bırakalım. Her medeniyet içinde yaşadığı coğrafya ve kendi medeniyeti, kendi kültürü çerçevesinde yemekler üretir. Tabii. Şimdi coğrafyasına göre tabii. Elbette. Türkler göçebe bir kavim midir? Öyledir. Aynen öyledir. Dolayısıyla Türklerin insanlık tarihine yemek açısından 3 önemli katkıları vardır. Ne çok önemli. Ustam? Göçebe adam bir yere bir şey ekip onun yetişmesini bekleyebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Hareket edecek adam. Birincisi yoğurt. Allah Allah. Yoğurt bizim bugün anladığımız anlamda yoğurt değil. Dünyanın bütün ülkelerinde yoğurt olarak geçer adı. Allah Allah. Tabii. Yani Almanca'da yoğurt denir, İngilizce'de yoğurt denir, Fransızca'da yoğurt denir. Türkçe bir kelime olarak geçmiş. Şimdi bak.
yoğurt dediği Türk'ün kuru yoğurt. Bilir misin kuru yoğurt? Yok. Kurut, kurut derler. Sütün ekşimesi, mayalanmasıyla olan tamam. bir şey yoğurt değil mi? Onu bir bezin içine koyuyor, onu asıyor, tamam. suyu akıyor. Ondan sonra o böyle kuru tam da değil ama böyle bir macun gibi bir şey haline geliyor. Yanında taşıyabilmesi lazım. Allah Allah. Suyla karıştırdığı zaman ayran yapıyor ondan. Aa. İçebiliyor. Yani peynirimsi bir hal mi? Yani işte yoğurt, peynir değil. Peynir için başka bir maya gerekiyor. Yoğurt için başka. Peyniri yapmak çok zor. Çok beklemek lazım. Yoğurdu bir gecede yaparsın. Allah. Sor canım hanımına şey sor. Mübarek anana sor. O evde yapıyor zaten. Evde yapıyor. Tabii tabii. Tabii. Bir gecede yaparsın. Mayalarsın sütü. Yoğurt olur ertesi gün. Ama hani tavuk mu o kötü bir şey. Onu söylemeyeceğim yani. Hani ben yiyorum. Yememe bakarım ben. Anladım efendim. Hani yememe bakarım. Çok da güzel. O pek bilmiyorum yani. Bu aslında yoğurt dediğin şey böyle sulu mulu bir şey değil. Kolay yanında göçebe at sırtında gidiyor ya. Yanında kolay taşıyacak. Ağırlık yapmayacak. Gıda bakımından besleyici olacak. Çok yönlü kullanabilecek. Böyle bir şey. Bunu icat etmiş. Çünkü hayvanları var değil mi? Süt sağıyor bilmem ne yapıyor. Göçebe kavminin hayvanı var. Bunu yoğurdu Türklerin en büyük icatlarından biri. Gıda konusundaki medeniyet tarihine katkıları. İkincisi yaylak. Kışlak daha doğrusu. Kışın göçebelik yapmak zor. Kuytu bir yer buluyor. Oraya yerleşiyor. Tamam. O kuytu yere yerleştiği zaman yaptığı şeylerden bir tanesi tarhana. Allah Allah. Tabii. Tarhana yani buğday unu, işte buğdayın kendi, işte domates bilmem ne bunları bir güzel yazın kurutmuş bütün bunları. Bunları kurutuyor, eziyor, kurutuyor, eziyor. Hazır çorba haline geliyor. Allah Allah. Torbada taşırsın yanında. Onu atıyor şeye. Üzerine suyun su içine, atıyor. Su lazım bitti. Suyun sıcak içine su. Kaynattın mı? Ooo çeşit. O zamanki hangi meyve hangi sebze varsa damak zevkine göre acısını yaparsan. Türkiye'deki tarhana çeşitlerini saymaya kalksan saymakla bitmez. Her yörenin tarhanası farklıdır. Her yörenin. Hatta kuru tarhana vardır. Yani o yörenin böyle, bitkilerine göre o tarhanası tabii, var. Ay, bir de yani. Yaprak şeklinde tarhana vardır. Kıtır kıtır ya kırarsın içine atarsın ya da çıtır çıtır yersin yani. Bu mümkün. Üç. Buna rağmen burada önemli bir şey var. Buna rağmen Türklerin bu besleyiciliği tarhananın tartışma falan götürmez yani. Başka hiçbir şey yemesine gerek yok. Bir de uyduruk yerler var böyle. Köy kahvaltısı diye bir yok efendim reçeldi. Şimdi o köy kahvaltısı yapan adamlara hiç dayak yememiş. Ya hiç köye gitmemiş hayatında. Öyle köy kahvaltısı yok. Köy kahvaltısı ben sana söyleyeyim nedir? Tarhana çorbasıdır. Çorbadır kahvaltı. Köylü ne? Ya hayallerimizi yıkma şimdi. Gidiyoruz hafta sonu efendim ya, güzel böyle. Ya, o, ne grunch? Ya, grunch ya. Değil. Brunch. Brunch. Brunch'a köy kahvaltısı. Brunch ne demek? Ne demek brunch? Brunch işte brunch. Ha, ne demek ama? Breakfast and lunch. Oh yes. Kahvaltı ve lunch. Öğlen yemeğini ikisini birleştirince brunch diye bir kavram uydurdular. Gidiyorsun orada kaymaklar, reçel. Ya. O şey geliyor. Hiç. Puflar ya, yağda kızarmış. Ya. Peynirin zaten bini. Tam köy kahvaltısı öyle olur. Öyle olmaz. Tereyağı. Hiç köye gitmiyor. Yumurta. Ya. Olmaz öyle şey. Öyle şey olmaz. Hayır, köyde ne? Yumurta yok mu köyde? Peynir efendim, yok mu? Efendim var da o yumurtayı satacak adam kendini niye yesin ya? O tarhana yiyor, yumurtayı da sabah sonra tarhana çorbasını bir kere indirdin mi güzel ekmekle bu tarhanaya saldın mı kaşığı, o onu öğleden sonranın geç vakitlerine kadar ayakta tutar. Onun verdiği enerji, ondaki gıda kaynağı çok yüksek bir şey alıyor, kalori alıyor şeyden, tarhanadan. Köy kahvaltısı dedim mi herifin önüne koyacaksın tarhana çorbasını. Al. Hani işte ver burada. 40 kağıt abicim. 40 kağıt yani, verme canım. Niye 40 kağıt versin? Ama öyle şey. Köy kahvaltıları falan o civarda öyle fiyatları kişi başı. Yazıklar olsun. Ne ayıp şey ya. Ne ayıp şey ya. 4 kişi gittin 160 liraya. Ne vereceğim. Ayıp şey ya. Ne ayıp şey. Ne ayıp şey. Köyü satar alırsın. Ya demiyorsun sen ya. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Kaç fukarayı beslersin ya. Böyle şey olur mu? Şimdi ama işin korkunç tarafı şu. Tarhana gibi mükemmel bir buluşu, çok önemli bir buluşu, muazzam ve muhteşem hayranlık veren bir buluşun sahibi olan bu Türkler dünyadaki hazır çorba sektörünün elinde tutmaları gerekir öyle mi? Öyle olması gerekiyor. Değil mi? Hazır çorba buradan bu ülkeden sorulmalı. Bak müthiş önemli bir şey. Kim yapıyor hazır çorbayı? İsim verme, marka verme filan. Vermiyorum pek. Farklı farklı ecnebi şirketler Türkiye'ye hazır çorba sokuyor. İlk defa yurt dışından hazır çorba geldi filan. Tarhana ne? Tarhana ne? Aynı şey.
Tarhana ya. Ya kaç bin yıldır var. Bu Türkler yeryüzünde var olduğu günden beri neredeyse var bu tarhana. Sen bu sektörün içinde niye söz sahibi ve değilsin? Ve sen niye söz sahibi oluyorsun? Zaten tek adam olman ya lazım. Tek adam. Yani tekel olacaktın zaten. En iyi bilen sensin bu işi. Dünyaya sen öğretecektin bunları. Nemayı da sen toplayacaktın. Ya. Ya bak deprem bilmem ne, Allah muhafaza buyursun. Deprem bölgelerinde işte prefabrik konutlar, çatma evler. Ya o hepsi yurt dışından geldi. Niye? Yahu Türk çadır yapmayı bilmez mi? Prefabrik evi en iyi bilen Türk. Dünyadaki prefabrik ev sektöründe bizim söz sahibi olmamız lazım. Şak 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 çadırı kurar. Anında bitirir. Yurt dediği çadır. Yahu Allah rahmet etsin Nezihe Aras hanımefendinin 40 odalı konak dediği rahmetli babaannem de anlatırdı. Çadırlar öyle çadır filan öyle Kızılay çadırı falan filan gibi değil yani. Ev gibi. Oda oda bölüm bölüm muazzam 150-200 metrekare filan çadırlar. Müthiş sağlam öyle rüzgar müzgar bilmem ne falan. Babaannem rahmetli anlatıyordu dışı keçi kılı. Yani sağlam ve ya yün dışı içi atlas kaplı diyor. İçi ev adam zengin atlas kaplı dışı soğuktan engellesin diye bilmem filan. Şimdi bizim dünyadaki prefabrik ev sektöründe Türklerin söz sahibi olması gerekirdi. Aynen. Hazır gıda sektöründe Türklerin söz sahibi olması gerekirdi. Almanlar, İngilizler, Fransızlar bizden öğrenecek. Zaten bizden öğrendiler de biz sahip çıkmadık. Bizim problemimiz burada. Peki üçüncüsü neydi? Üçüncüsü bastırma. Ne diyorsun? Kayseri pastırması. Bastırma. Oldu pastırma. Bastırma. Bastırıyor. Eti bastırıyor. Şimdi onun nasıl orijinal şeklini nasıl yapıldığını burada anlatmayalım. Daha iyi olur. Anlatalım ya. Anlatmayacağım. Nasıl yapıldığını. Ama nasıl yapılabilir? Köy eti, iğrenç mi eti, yani? Yani bir bugünkü insanların alışık olmadıkları bir tarz. Ama yani bastırma bu. Bastırma. Eti bozulmadan nasıl saklayacak yanında? Küplere mi koyacak? Nasıl kübü taşımak buzdolabı ne kadar zor bir şey. Buzdolabı zaten yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacak? Eti kokmadan, kestiği hayvanın etini kokmadan nasıl saklayacak? Nasıl saklayacak? Onu kurutacak. Etrafına da baharlı bir şeyler yapacak. Etrafına bir kılıf gibi onu örecek. Saracak, bulayacak onu. Kurutuyor ilk imkan bulduğu yerde. O bastırmayı da yanında taşıyor. İtalya'da ve zannediyorum Almanya'da da kullanırlar, İtalya'da da kullanırlar. Pastrami dedikleri. Pastrami diyor ayol, bastırma ya. Pastırma. Pastırma yani. Tabii bastırma. Pastrami diyor. Bizden öğrendi çünkü Yeniçeri batıya doğru yürüdüğünde tarhanayı da beraberinde götürüyor, bastırmayı da beraberinde götürüyor, yoğurdu da beraberinde götürüyor. Bir şey daha beraberinde götürüyor. Vazgeçemediği bir şey. Kahve. Allah Allah. Tabii. Türk kahvesi dedikleri. Türk kahvesi Türklerin yaptığı. Ya Türkler Araplardan öğrendi vakı ama dünyaya öyle öğretti. Dünya öyle öğrendi. Ya, savaşa gidiyor kahve mi götürüyor? Kahvesiz yani? Gider mi ya, olur mu öyle şey? Kahveyi ayrıca konuşuruz. Neyse. Hatta dur bir dakika ya. Bizim geçenlerde ben bir Avusturya kahvesi var. Amblemi de Fes. Tabii. İsmini söylemeyelim. Amblemi Fest'tir. Fest'tir. Fesli bir zenci çocuktur. Ben dedim buraya kardeşim işte Avusturya. Aynen öyle yani Avusturya. Evet. Fes işte herhalde artık o Viyana kuşatmasından o dönemlerde. Elbette ki. Orada geri gelirken. Tabii kahvenin ana vatanından dolayı zenci o çocuk. Ama Müslümanlardan öğrendi. Fes Müslümanların sembolü. Eyvallah. Evet. Fes gördü. Allah ki Müslümandan bahsediyor. Ya inanamadım ben o resmen Avusturya kahvesi. Evet, kafasında Fes var amblemi. Tabii. Türkler geri dönerken, o Viyana kuşatmasından geri dönerken orada işte tabii bir sürü şeyler kalıyor bilmem ne falan. Öyle diyorlar. Benim hikayem çok daha güzel. Anlatayım mı hikaye? Bizimki kuşatma bu. Ya bak şimdi kuşatmayı böyle askeri bilmem ne falan. Ya peki Viyana kuşatması niye bitmiştir bana söyler misin? Oraya girmeyelim lütfen. Hayır söyleyeyim ben sana. Atacak kuş kalmadığı için. Atacak kuş kalmadığı için. Evet, kuş Viyana ya? Kuşatması ya. Aman. Ay Allah. Ya lütfen lütfen ya, hakikaten beni böyle şeylerle niye muhatap ediyorsunuz ya? Ben ne suç işledim ki beni böyle şey? Anladım peki. 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 Tamam. Tamam. Ya yok başka çare mi yok? Tahammül edeceğim yani. Başka çare yok. Peki. Peki. Tamam senin hikayeni dinleyelim. Kuşatma dediğin şey senin dediğin gibi kuş atma. Kuş atma. Aylarca bekliyorlar orada.
Ya bu adamlar ne yapıyor ya? Ya tabii gündelik hayatını yaşıyor. E bizimki de orada hemen iki tane ateşi oraya, odunu bir araya koyduğu zaman kahveyi orada küçücük bir şeyin içinde onu kavurur hemen küçücük böyle. Babaannem de rahmetli öyle yapardı. Anında kavururdu yani kahveyi. El değirmeni pır 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 çekiyor. Öyle bir şey var. Taze kavrulmuş, taze çekilmiş. Şimdi bizim içtiklerimize kahve filan demeye bin şahit ister yani. Öyle kahve öyle olur yani. Ondan sonra hemen orada şeyin üstünde ne cezvenin içinde orada kahveyi kaynatıyor. Mis gibi kokuyor. Şimdi Avusturyalı bakıyor. Allah. Şahane bir koku geliyor. Şahane ama. İştah açıcı böyle hoş bir şey. Ya şimdi bunlar halk bunlar ya. Birbirine devletler savaşır. Halk birbirine düşman değil ki ya. Niye düşman olsun adam birbirine? O da bir ananın oğlu, o da bir ananın oğlu. Bunlar aile mensubu insanlar. Ne diyor, ne diyor, kahve diyor, kahve. Çok güzel, ben sana göndereyim diyor. Gönderiyor ona belki bir fincan, benim hikayem tabii bu. Ona bayılıyor adamlar tabii. Böyle bir değiş tokuş oluyor. Şimdi Viyana'da, yani Viyana kahvesi meşhurdur yani. Dünyada kahve denilen, dediğin zaman akla gelen birkaç yerden biridir Viyana. Kimden öğrendi? Bizden öğrendi. Çok ilginç. Tabii ki bizden öğrendi. Başka kimden öğrenecek? Hayır yani o markayı kullanmaları da, o sembolü kullanmaları tabii da çok. Bir de o çok yaygındır o tür şeyler. Bir ara söylemiş miydim modayı falan konuşurken bir Osmanlı modası vardı Avrupa'da. Ya onu her söylemiştim. Şey, tabii her şey ya kıyafetler, kaftanlar, pabuçlar, sarıklar, bilmem neler falan Osmanlı gibi görünmeye çalışıyor. O havayı vermeye çalışıyor. Moda o. Şimdi sen nasıl ecnebi futbol takımlarının ya da beyzbol takımlarının formalarını o zaman da bizimkileri giyiyorlar. Ya. Tabii bu büyük medeniyet. Şimdi bu her toplumun kendine göre yemek kültürü var. Fakat dünyada bu kanaat benim görüşüm. Yani hiçbir kıymeti yok. Sadece benim görüşüm. Dünyada üç büyük mutfak vardır. Yemek mutfak olarak. Türk kesin. Bunlardan biri Çin mutfağıdır. Ay. Zenginlik bakımından. Öyle deme. Öyle deme. Yani. Efendim sen sevmiyor olabilirsin ama öyle deme. Zenginlik ve çeşitlilik bakımından Çin mutfağı. İki, Osmanlı mutfağı. He. Üç, İtalyan derler. Yani İtalyan mutfağı Asya mutfağının kötü bir taklididir. Fransız mutfağı derler ama yani o bize da... Bize gitmez arkadaş. Efendim bak... Bize gitmez abi. Yavrucuğum bize gidip gitmesine... Bak ben dünyada üç tane mutfak sayayım mı? Bir, Mardin. O Türkiye'den bahsediyorsun. Urfa. Yahu Türkiye'de... Kayseri. Anladın Türkiye mı? Değil, dünyaya bunlar sen yani. Sen hiç Antep'e gitmedin belli oluyor. Antep tabii. Urfa, Antep Kahramanmaraş'a o ikisini... gitmedin o da belli oluyor. Ama şimdi 3 tane sayacaksak şimdi Urfa ile Antep'i ayırmayalım. Niye? Ama Mardin'i bir kenara koyalım. Niye? Duymasın Anteplilerle Urfalılar. Ya şöyle seni döverler şimdi, bir güzel. Hayır, Urfa mutfağını Antep mutfağı. Antep mutfağı o zaman sanki biraz daha evet, değil mi? Öne geçiyor. Kıyas kabul etmez. O zaman Antep 1, Mardin ve Kayseri abi. Tamam. Neyse ama bunlar... Dünyada ilk üçten bahsediyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum tabii. O senin görüşün. Neyse önemli. Hayır, tabii sizin görüşün... değil mi ya? Çin mutfağı mı daha iyi? Efendim ben... Pekin mi? Pekin mutfağını Kayseri'ye tercih mi ediyorsun? Etmiyorum. Sadece zenginlik açısından. New bakıyorum. Orleans'ı Urfa'ya mı tercih New, ediyorsun? New Orleans'da kusura mesela, bakma yani. Mesela. Neyse peki tamam. Sizce öyle olsun. Şimdi Çin mutfağının çok zengin oluşunun sebebi kalabalıklar çünkü. Hayır, yokluktan. Yokluktan. Yok, yiyecek fazla bir şey yetişmiyor. Az bir şeyler var, yenebilecek her şeyi yenebilir hale getirmekten kaynaklanıyor. Böcekler. Ya efendim o biraz abartılmış bir şey. Ama yiyebilecek, insanın yiyebileceği her şeyi yenir yutulur hale getirmekten kaynaklanıyor onun zenginliği. Osmanlı'nın mutfağı ise bolluktan kaynaklanıyor. Bolluktan. Bolluktan. Balıkhane Nazırı ismini unuttum şimdi bir zat vardı onun bir kitabı vardır orada İstanbul'daki yani bundan 200 sene 150-200 sene önceki hal şeyini anlatıyor limon çeşitlerinden bahsediyor bir en az 100 çeşit limon var yani limon bildiğin limon inanmıyorum tabii yani. Tabii böyle bir zenginlikten bahsediyoruz biz ne biliyoruz ya bizim hiçbir şey bildiğimiz yok şimdi bizim yemeklerimizin üzerine çok değişik kitaplar yazılmıştır.
çok hoş şeyler yazılmıştır. Ama benim kanaatime göre ya, Allah taksilatını affetsin. Refik Halit Karay'ın da uygulayın. Şu anda var ya hasret ya, ve ya, özlemler. Yani, ya. Yani o kitabı getirdim deme. Getirdim. Meyvelere dair. Meyvelere dair. Ve yemeklere dair. Ay, ya şuradan olur, bir iki şey okuyayım. Ya, saatlerce oku. Olur mu canım? Dinliyorum. Ya bak şimdi. Bak. Diyor ki yıl kaç? Bak Türkçenin asaletine bak. 31 Ağustos 1921. Of. Bak şimdi. Evet. Dur şu gözlüğü değiştirelim. Hiç şüphe yok ki meyvelerle sebzelerin manzara, lezzet ve letafeti hakkında ne söylense azdır. Fakat bunların pişirilmiş hali olan yemeklerde de başka bir manzara, başka bir lezzet ve başka bir letafet vardır. Sıcak bir ekmeğin kokusu, ondaki içe işleyen iştiha verici raiha hangi meyvede bulunur? Ve o kızarmış kabuğundaki ve o yumuşak beyazındaki güzelliğe hangi sebzede tesadüf olunur? Mesela bir tepsi saray baklavasını göz önüne getiriniz. Elyafındaki o incelik, o terü tazelik, gül yaprağındaki gibi zarif ve nazik değil midir? O kabarıklıkta bir manolya goncesi dolgunluğu ve taksimdeki intizamda bir tarh mükemmeliyeti, kırmızı benekli tatlı manzarasında ise bir çemenzar letafeti yok mudur? Ya lezzetini en nefis meyvelerden biri olan incir kadar şekerli ve latif bulmaz mısınız? Alafranga yemeklere hiç gitmeyelim. Şimdi geliyor. Gözümün görmediği ve ağzımın alışmadığı nesneler hakkında sahte bir malumat furuşluk taslamak istemem. Lakin bir usta bir aşçının mesela bir sigara böreği için hamur açışını en ince teferruatıyla gözden geçiren bir adam himmetin, nezaket ve rikkatin bu derecesine nasıl hayran olmaz? Oklavada sanki bir sır, bir tılsım vardır. Hamuru nasıl inceltir, nasıl da şeffaf bir şekle sokar. Sonra çarpar, silker, hırpalar da nasıl olur da yırtmaz, parçalamaz ve gittikçe büyütür, açar. Olmaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Bu Hacı babam yani... 1921. Yani eve gidiyorum ve hemen açıyorum tekrar Refik. Ya zaten açım. Aç ayı da gerçi oynamaz artık. Bu kadar da yeter. Sen şimdi o zaman Refik Halid'i biraz daha oku. Sen de gel benimle. Hadi gelmem. Beraber gidelim. Hayır kendin git. Hadi lütfen. Hayır efendim ben aç değilim. Geçen top da oynamadın. Oynamam. Gel bir balık yiyelim yemem. Beraber. Aç da değilim lütfen. Ben gidiyorum. Hiç kapat. Geliyormuş. Kapat gidiyorum ben tamam. Huh. Açlık kolay değil tabii. Ne yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Biz işimize bakalım.